Tabii ki Rıza Hoca ile ben çalışma fırsatı buldum. Ben Trabzonspor'da yardımcı. Rıza Hoca Trabzonspor'da hocayken sen yardımcısın. Evet, yardımcı hocaydım. Ekipte beraberdik. Rıza Hoca tabii ki biz orada başarılı olduk. Ama Trabzonspor tabii ki şöyle bir şey var. Sezon başı gelmek çok farklı bir şey. Devre arası gelmek farklı bir şey. Yani bir hocayı eğer transfer edecekseniz hocanın bence şansı şu olur. Sezon başı alırsanız sorumlu hocadır. Çünkü transferleri yapacak, bütçe ayrılacak, transferleri yapacak hocadır. Orada karar verebilirsin. Ama devre arası geldiğin zaman zaten kadroyu sen yapmıyorsun. Biraz belki o noktada eğer sen geliyorsan göreve demek ki bir sıkıntı var ki göreve geldin. İlk hocayı gönderdiler veya gönderildi. Bir sıkıntı olduğu için sen zor zamanda geliyorsun. O iş biraz zor ama birçok isim geliyor şimdi mesela. Bu saydığınız isimler hani Rıza Hoca olur mu? Rıza Hoca inanılmaz başarılıydı. Sivasspor'da inanılmaz başarılı. Bu sene Sivasspor'u sen yazar mıydın ilk 5'in içine? İlk 6'ın içine yazar mıydın? Mümkün değil. Kolay değil çünkü 17 tane oyuncuyu aldı Rıza Hoca. Komple sil baştan bir takım yaptı. İnanılmaz başarı sağladı. Öteki hoca kim dedin? Hangi takım için diyordun? Yani bir Rıza Hoca bir de öteki Erol için. Bulut Fenerbahçe. Erol Bulut'la alakalı şöyle bir şey söyleyeyim. Çok başarılı. Yani bakıldığı zaman sezon içinde bundan önceki aşama aşama gidildiği zaman gerçekten çok başarılı ama Anadolu takımıyla büyük takım çalıştırmak çok farklı bir şey. Büyük takımda oynadı. Tabii ki Şenol Hoca, Erol Hoca tabii ki başarılı. Atmosferi biliyor futbolcu biliyor olarak. Ama bak şu var. Fenerbahçe takımı da uzun yıllardır şampiyon olmuyor. Şimdi artık öyle bir noktaya geliyor ki sabır göstermek kolay değil. Büyük takımlarda eğer o şampiyonluğu yakalayamıyorsanız 4-5 seneden sonra sabır biraz tükenir. Fenerbahçe'de bence o sabrı şu an tüketme noktasında. Erol Hoca'nın şöyle bir şey var. Eğer gelecekse ben gelmesini isterim şundan dolayı. Ben ne olursa olsun yabancıya verilecek şansın Türk hocaya verilmesini isterim ben. Türk hocayı görelim. Yani eğer gelişecekse onunla gelişsin yani. Yabancı hocayla değil ama Erol Hoca başarılı olur mu? Sezona iyi başlaması lazım ve de iyi bir planlama. Yani transferleri yaptıktan sonra ben Fenerbahçe ve Erol Hoca ile alakalı bir şey söyleyebilirim. Şu an hiçbir şey söyleyemem. Erol Bulut'un bana vaat ettikleri oyun olarak evet. Çok fazla. İşte göze hoş gelen. Malatya'da da öyleydi. Bol, akıllı sistem. Alanya'da da öyle mesela. Alanya'yı izlerken ben keyif alıyorum. Sen almıyor musun? Bence herkes Alanya'yı izlerken keyif alıyor. Şimdi bakıldığı zaman hücum oynatıyor. Yani kaliteli evet. Oyuncular buluyor bir de. Mesela şimdi sen Alanyaspor'u niye istiyorsun? Alanyaspor'un ben Trabzonspor'u Türkiye Ligi'nde en iyi hücum hattına sahip takım diyorum. Ondan sonra belki de bak büyük takım demiyorum. Ondan sonra ben Alanyaspor'u derim. Hücum Siste, hattına. Bakasetas. Bakasya ön tarafta mesela Calmak bak sakat Calma Campos var. Fernandez var. Junior Fernandez. Junior, Sise diye bir oyuncum var. İnanılmaz. Bakıldığı zaman kanatların ön tarafını inanılmaz işledikten sonra arka tarafında da bir skorer bir oyuncu çıkarıyorsan Bakasetas gibi bir oyuncu çıkarıyorsan demek ki transfer başarısı da var. İyi bir de gözü var. Fenerbahçe takımına da dediğim gibi Emre Belözoğlu da bu işin içinde ona yardımcı olacaksa Fenerbahçe takımda tabii olabilir ama dediğim gibi bir kadroyu görmek lazım. Kimleri alacaklar? Tabii. Şu da çok önemli. Yani Mehmet Yılmaz'ı transfer ediyorsunuz. Ben hocayım. Bir de ben ondan ne alacağım? Bu önemli işte. Önemli tabii ki. Nasıl yani kullanacağım? Nasıl kullanmak isteyeceğim? Hoca, bak hoca, Sergen Hoca'nın çok güzel bir sözü var. Ben de hep arkasındayım o lafın. Ben sistemi veririm. Oyuncuya göre, elindeki malzemeye göre ben yemek yaparım. Yani ya sistemi bak, oyuncu belirliyor aslında. Ona göre uygunsa. Geçtiğimiz sezon Tyler Boyd'un oyununu burada defalarca övdük. Evet. Beşiktaş'ta şu anda herkes şunu söylüyor. Ya hayal kırıklığı işte sezon başında, sezonun ilk yarısı için evet. Söylüyorum bunu. Buradaki sorun Tyler Boyd'de değil ki. Onu transfer ediyorsunuz ama bir de teknik direktör var. Onu kullanması gereken adam. Tabii ki. Ya canım, teknik bunlar direktörün istediği oyun planına göre adam almadınız. Ya da hoca onu kötü kullanıyor, kötü yaklaşıyor. Oyuncuda bir defa şöyle bir şey var. Sadece hocaya, teknik direktörü suçu bırakmak yanlış. Tabii ki oyuncu da performans vermedi. Ama oyuncu yetenekli bir oyuncu. Evet. Onun için aldık. Biz geçen sene izlediğimiz Tyler Boyd'a bak. Bu senekine bak. Uçurum var. Ya bir de bunlar şimdi bir de yabancı oyuncudan bahsediyorsun. Türk oyuncu değil bu bak. Hani tabii. Onun için yetenekli oyuncu ama hocanın da burada bazı noktalarda sıkıntısı var ama oyuncunun da çok büyük eksikliği var. Çünkü sen burada eğer bu performansı Ankara Gücü'nde bir sene önce bu performansı gösteriyorsan burada da hiç olmasa yarısını gösterirsin ama çeyreğini göstermedi. Ama Mehmet şöyle olmadı mı? Şimdi Mehmet Yılmaz'ın kariyerini gözümde canlandırıyorum. Evet. Günün birinde teknik direktör dedi ki ya ben Mehmet Yılmaz'ı oyuna kattığı enerjiden ve mücadeleden dolayı oyunda tutmak istiyorum. Ama evet. O bölgede santrfor mevkisinde oynatamam çünkü orada X isim. Evet. Örneğin Fatih Tekke var. Tamam, evet. Mehmet'i nasıl oyunda tutabilirim? Ben Mehmet'i kanat forvete devşireyim. Bunu ona inandırayım dedi. İnandırdı. Orada oynadın, verimli oldun. İşte bu teknik direktör başarısı. Tamam, işte bu çok doğru ki ben hani sen böyle örnek verdin, ben kendimden vereyim. Ben mesela herkes biliniz santrfor. Ya santrfor normal evet. Forvet bilir. Strike bu uzun.
topu saklar. Pivot santrafor deriz. Ama son yıllarında bakıldığı zaman son 5 senede mesela ben orta sahanın solu yani kanat forvet diyelim şimdi. Sol kanatta da oynadım, sağ kanatta da oynadım ben. İkili arkasında, tek forvet arkasında da oynadım. Bu hoca başarısı tabii ki. Hoca dedi ki ben sende o yeteneği zaten görüyorum dedi. Yıllarca ben böyle oynadım. 5 sene, son 5 senemi santrafor değildi. Evet. Sıkıştığı noktalarda hoca ileri alıyordu, çift forvete alıyordu seni. Ama genelde kanatlarda kullandı. Demek istiyorum, senin dediğine katılıyorum. Hoca başarısı çok önemli. Hoca seni görecek ama o sende o yeteneği. Biraz da oyuncu da verecek ama bunu. Ben sadece diyorum ya, burada sadece hocanın üzerine, hocanın sistemine suç atmak da bana göre bir yanlış. Oyuncu da biraz kendi üzerine düşeni yapacak. Ben ağırlıkta hoca diyorum. Bak enteresan bir örnek daha bence şu. Galatasaray'da Burak Yılmaz Galatasaray'daydı. Evet. Artık herkes illallah dedi. Burak Yılmaz'ın offside'a düşmelerinden. Evet, evet. Hamza Hamzoğlu, Cesare Prandelli'den sonra Galatasaray'ın hocası oldu. Galatasaray sahaya çıktı. Biz çok acayip bir şey gördük. Hiç görmediğimiz bir şey gördük. Önde Umut Bulut oynuyordu. Arkada Burak Yılmaz oynuyordu. Burak Yılmaz o maçı 0 offside ve golle tamamladı. İşte bu teknik direktör tabii çözümü. Teknik direktör başarısı bu. Evet. İşte sen dediğin gibi. Ama iyi gözlemliyor. Demek ki Burak'taki bu sorunu bildiği için ona bir çözüm üretmek için onu arkada oynattı. Evet. Faydalandı da. Hocanın da tabii ki biraz da dediğim gibi yarı hocada varsa yarı oyuncuda da var. Bence. Tyler Boyd'dan örnek verdik biz. Tyler Boyd gerçekten yani sen hoca olduğun için biraz oyunculara suç atıyorsun. Ben teknik adamlara suç atıyorum. Yok. Ne diyorum bak. Söyleyeyim. Şimdi ben elimde iyi malzeme varsa ben onu kullanırım ya. Bak. Oyuncuyu çok fazla sevmek zorunda değilsin bazı noktalarda. Evet. Ama şu var, iş ahlakı varsa bu işin içinde saygı duyacaksın. Ben de o oyuncuyu çalıştırıp ondan istediğim verimi alırım. Almak zorundayım çünkü benim bu takımın başındaysam bu oyuncu çok yetenekliyse ben bu oyuncuyu kaybetmek istemem. Bitti. Sezon sonuna kadar bir şekilde ondan faydalanmak isterim. Ama oyuncu eğer hocam ben seni istemiyorum ben bu takımda faydalı olamam diyorsa o zaman yollar ayıracaksın zaten. Evet ama iyi niyetli oyuncuların bazen kaybolduklarını görüyoruz. Var fazlasıyla var. Ülkemizde biliyorsunuz zaten 2 gün sonra futbolcu değil. Şimdi İslam Slimani'nin Fenerbahçe performansına bakalım. Dön Monaco performansına bakalım. Ya orada da kalenin boyu sahanın boyu aynı. Orada oynanan topla burada oynanan top aynı. Oyuncu da aynı. Oyuncu yani, da aynı. Her şey aynı. İlk geldiği zaman ne kariyerli ne güzel ne kaliteli oyuncu aldı diyorsun. Evet. Ama buradan yapılan capsleri hatırlıyor musun Slimani'ye? Evet. Neler yapıldı ha? Slimani burada iyi mi oynadı? Ya öyle bir oyuncu. Ya Avrupa çapında bir oyuncudan bahsediyorsun. Topu ben onu bak saha içinde bakıyorum. Topu ayağını almak istemiyordu ya. Kaçıyordu yani bazı noktalarda. O kadar güvensizdi ki bir forvet için en önemli şeylerden bir tanesi özgüvendir. Özgüveni kaybettiyse istediğin kadar isim oyuncu ol. Sahada yoksun. Ama sorunu söyledi mesela Fransız basınına verdiği mülakatta dedi ki ya da Cezayir basını mıydı olabilir. Evet. Karıştırıyor olabilirim affınıza sığınıyorum. Dedi ki Fenerbahçe'de çok yalnızdım. Yasin'e benziyor dışında arkadaşım yoktu. Ve kendimi hep mutsuz hissediyordum. Bak takım içindeki o takımdaşlık var ya. Bir de... Neden? Çünkü kaptan Volkan Demirel'i kadro dışı bırakmıştınız. Ya şey dediğin nokta çok doğru. Yani oyuncuya katılıyorum ama şöyle de bir şey var. Fenerbahçe'nin de en kötü kadrosuna denk geldi. Evet. Bak kim ne derse desin. Onu besleyecek mesela tamam girdiği pozisyonları kaçırıyordu falan ama iyi oyuncu pozisyona giren oyuncudur. Bir de Fenerbahçe'nin dediğim gibi Komoli sağ olsun öyle kötü transferler yaptı ki orada Slimani de bence oradan payına düşeni aldı kötü olarak. O takımda herkes kötü görünüyordu. Evet. Ahmet Alkan, Muhammed Kerem Aktürk'ün transferi bitti. Nasıl değerlendiriyorsunuz demiş. 24 Erzincan Spor'un oyuncusu. Genç oyuncu tabii. Ve yani. 21 yaşında. Oyuncudan büyük bir gelecek bekliyorlar. Onu da söyleyeyim. İşte 68 Aksaray maçı da o yüzden enteresan geçecek. Mesela Galatasaraylılar o maçta Muhammed Kerem'i izleyecekler. Ya ben her zaman diyorum genç oyuncu alınacak oyuncuya yatırım yapacaksın. Genç oyuncuya yatırım yapacaksın. Zaten izlenmiş bir oyuncu. Ben de çok merak ediyorum. Hani gözler nasıl hani taraftarlar onun üzerindeyse ben de oyuncuyu izleyeceğim. Ama dediğim gibi bu sadece bir maç üzerinden değil. Genelde performansına baktığımız sezonun içinde zaten izlenilmiştir. Hayırlısı olsun diyorum. Gençlere yatırım yapmak lazım. En az 10 maçını çıplak gözle izlemişlerdir çok bir kere. Çok fazlasıyla bence. Fazlasıyla izlemiştir. Çünkü o işlere çok artık iyi bakıyorlar. İşte attığı golde ekranda sağ olsun rejimiz, sevgili yönetmenimiz. Yolu açık dedi, olsun. Tuzlu mu tuzsuz mu dedi. Bu. Müthiş. Müthiş. Bu çocuğu inşallah... 2 yıl Galatasaray'da izleyeceğiz. İşte ne kadar güzel şimdi... görevini yapmaya çalışıyor. Ya genç oyunculara ben hep söylüyorum yatırım yapacaksın. Onlar bizim bence geleceğimiz.
Evet. Bir noktada bazen hep altyapılar eleştiriliyor büyük takımlarda. Neden altyapıdan oyuncu çıkmıyor diye. Tamam altyapı şartları uygun olmayabilir ama çok örneği var. Trabzonspor kaç tane genç oyuncu çıkardı? Avrupa'ya sattı. Hala daha da alttan gelecek oyuncusu var.